Gençler selamlar herkese. Çok beklediğiniz nasıl program hazırlanır videosuyla beraberiz. Videonun ilerleyişi şöyle olacak. Önce cevaplamamız gereken 6 tane soru var. Birincisi hazır programlar, ikincisi program günlük mü, haftalık mı, aylık mı olmalı? Üçüncüsü program ne zamandan hazırlanmalı? Dördüncüsü saat bazlı program mı, görev bazlı program mı? Beşincisi pomodoro bir etüt kaç saat olmalı ve son olarak altıncı madde bir günde kaç ders çalışılmalı ve genel gün planlaması. Önce bu sorulara net cevaplar vereceğiz. Sonra da bu sorulara verdiğimiz cevapları bir tane örnek öğrenci programı üzerinden somutlaştıracağız. Böylece hem teoride hem de pratikte kafanızda bir soru işareti kalmamış olacak. O zaman ne yapalım? Vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz hazır programlar. Şimdi şunları her yerde görüyoruz. İşte 100 günde Yapma programı 80 günde ayeti uçurma programı zart zurt. Şimdi gençler diyelim ki ben Türkçe'den 30 net yapıyorum, bir tane arkadaşım 20 net yapıyor, bir arkadaşım da 10 net yapıyor. Yani üçümüzün de Türkçe'mizi geliştirmek için anlık olarak yapması gerekenler bambaşka. Belki ben branş çözmeliyim, bir arkadaşım kitap çözmeli, bir arkadaşım konu çalışmalı. Şimdi soruyorum size üçümüzün de konumları ve yapmamız gerekenler farklıyken tek bir program nasıl üçümüzün de Türkçe'sini geliştirebilir? Kısa cevap geliştiremez. O yüzden çalışma programı kişiye özel olmalı, senin durumuna ve senin ihtiyaçlarına göre olmalı. Bunu sen kendin için de yapabilir. Bir başkası senin için de yapabilir ama değişmeyen şey ne? Sana özel olmalı. İkinci sorumuz program günlük mü olmalı, haftalık mı olmalı, aylık mı olmalı? Gençler aylık program diye bir şey olmaz. Çünkü bir ay düşünmek için yani tahmin etmek için çok uzun bir süre. Çalışma programı dediğimiz şey haftalık hazırlanmalı. Ondan sonra da kesinlikle günlere bölünmeli. Yani hafta başlamadan oturacaksınız. Her dersten ne yapacağınızı takır takır planlayacaksınız. Neleri çalışacaksınız, nereden çalışacaksınız, hangi videolar, hangi kitaplar bunların hepsini netleştireceksiniz. Devamındaysa bu haftalık iş yükünüzü yoğunluğunuza göre günlere böleceksiniz. Burada şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Programınızda sizin her gün ne yapacağınız çok net bir şekilde belli olmalı. Zaten videonun sonunda da göstereceğim örnek programda detaylı bir şekilde anlatacağım kafanızda netleşecek. Üçüncü sorumuz program ne zamandan hazırlanmalı? Şimdi bir önceki maddede bahsettiğim haftalık plan ve günlere bölünmüş program hafta başlamadan halledilmeli. Yani bir önceki haftanın bitiminde genelde hafta sonu olur hatta genelde de pazar günü olur oturacaksınız bir sonraki haftayı en ince detayına kadar netleştireceksiniz. Örnek programda da göreceksiniz zaten bu planlama ben işte bu hafta şunları şunları bitireyim şeklinde böyle kaba taslak bir şey olmayacak. Mesela parabol mi? bitiyor hafta. İşte hangi videolar, hangi testler, bunlar totalde ne kadar sürer, bunları günlere nasıl dağıtacaksınız bunların hepsini çok net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Dördüncü sorumuz saat bazlı program mı, görev bazlı program mı? Şimdi saat bazlı program nedir? İşte bir buçuk saat AYT matematik, bir saat geometri gibi bir program. Görev bazlı program nedir? İşte 5 test geometri, 3 video fizik falan fistan. Peki yapmamız gereken hangisi? İkisi birlikte. Şimdi program mutlaka temelde görev bazlı olmalı. Ancak o programdaki her bir görevin bir de tahmini süresi olmalı yoksa program verimsizleşir. Şundan bahsediyorum. Günün programı hazır. İlk görevimiz ne abi? 3 4 5'ten 5 test fonksiyon. Diyelim kaç soru var? 50 soru var. Şimdi aynı öğrenci bu 50 soruyu 1 saatte de çözer, 1,5 saatte de çözer, 2 saatte de çözer. Aradaki fark ne? Kendisini ne kadar zorladı? Eğer görevi bir süre atamazsanız, kendinizi o sürede ve o sürenin altında o görevi bitirmeye zorlamazsanız mutlaka yayla yayla çalışırsınız ve verimsiz çalışırsınız. Zaten bu olay doğrudan Parkinson yasası ile bağlantılı. Detaylarını merak edenler de araştırabilirler. Yani biz verimi maksimumda tutmak için görev bazlı programlar hazırlayacağız. Ancak her bir göreve de tahmini ve gerçekçi süreler atacağız ve o sürenin altında o görevleri bitirmeye çalışacağız. Böylece çok daha verimli çalışıp zamanımızı daha iyi yönetmiş olacağız. Beşinci sorumuz Pomodoro bir etüt kaç saat olmalı? Gençler bu 25'e 5 metodu çok büyük saçmalık. Ya Allah için bir bana anlatsın. 25 dakikada bir insan ne ara odağını toplayacak da ne ara kendini verecek de dişe dokunur bir şeyler öğrenecek. Yani sadece 25 dakikada bu deep work denilen pür dikkat çalışmanın gerçekleşebilmesine ben olanak dahi vermiyorum. Ya zaten bir etütün, sağlıklı bir etütün ne kadar olması gerektiğinin cevabı var literatürde 90 dakika. Hadi senin için bir saat olsun. Arkadaşın için 2 saat olsun. Kimse için gidip bunun 25 dakika olacak hali yok yani. Etüt dediğin adam gibi olmalı. Kendini hazırlayacaksın. Telefon telefon uzaklaştıracaksın. 1 saat ile 2 saat arasında oturup pür dikkat çalışacaksın. Bir de üstünü üstlük sizin gireceğiniz sınavlar. Yani TYT AYT 2-3 saatlik sınavlar gençler ya. Yani sizin özellikle masada oturup uzun süreler çalışma yeteneğinizi geliştirmeniz lazım. Dediğim gibi 1 saat ile 2 saat arasında kendi idealinizi bulun ve görevlerinizi o kadar sürecek şekilde ayarlayın. 6. sorumuz bir günde kaç ders çalışılmalı ve genel gün planlaması. Bu madde bence en kritik madde. <laughs>

Şimdi gençler benim kendim kullandığım, birçok öğrenciyi de kullandırdığım bir gün planlaması modeli var. Önce o planlamadan bahsedeceğim. Oradan da bir günde kaç ders çalışılmalı sorusuna geleceğim. Planlama dehşet basit. Çalışmayı temelde biz üçe bölüyoruz. Birinci kısım rutin, ikinci kısım matematik geometri, üçüncü kısım diğer dersler ve tekrar. Peki neden böyle? Hepinizin rutinde bir şeyler yapmaya ihtiyacı var. Bu rutin kişinin yani öğrencinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Senin için paragraf problemdir, arkadaşın için Türkçe branştır, arkadaşın için 30 soru üçgendir. Ancak değişmeyen şey ne? Üçünüzün de rutinde bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyması. O yüzden çalış çalışmamızın ilk kısmında günlük yapmamız gereken rutin çalışmaları aradan çıkartacağız. İkinci kısım matematik geometri. Sayısalcı mısın? Kaderin buraya bağlı. Eşitarlıkçı mısın? Kaderin buraya bağlı. Sözelci veya dilci misin? İyi bir sıralama istiyorsan kaderin buraya bağlı. Bu yüzden her gün rutinden sonra matematik geometri bloğunuz olmalı. Ha bu demek değil ki TYT matematik, AYT matematik ve geometri üşüsünün hepsini bir günde çalışacaksınız. Hayır elbette. İhtiyaca göre belki bir tanesini, belki iki tanesini, belki de üç tanesini çalışacaksınız. Ancak değişmeyen şey ne? Her gün bu kısma dair, bu bloğa dair bir şeyler yapacaksınız. Üçüncü kısımda diğer dersler ve tekrar neden diğer dersler diyorum? Çünkü her gün rutin ve matgeo çalışacaksınız. Ancak diğer dersler kısmında o gün menüde ne varsa onu çalışacaksınız. Şimdi genel planlama okey. Peki bu planlama içerisinde bir günde kaç ders çalışacaksınız? Yani bir sayısalcı için üçüncü kısımda diğer dersler kısmında... Örnek veriyorum sadece fizik mi? FKB'nin tamamı mı? Biyoloji artı değil bilgisi mi? Ne yani? Gençler ben sizden rutin ve tekrarlar haricinde bir etüt saatinde sadece ve sadece bir derse odaklanmanızı istiyorum. Etüt saati için ne demiştik? Bir saat ile 2 saat arasında değişken bir süre. Diyelim ki 90 dakika oturacaksınız 90 dakika sadece tek bir derse odaklanacaksınız. O zaman bir günde kaç farklı ders çalışacağız sorusu otomatik olarak neye bağlanıyor? Sizin etüt sayınıza. Örnek üzerinden gidelim kafalar karışmasın. Diyelim ki bir tane eşitarlıkçımız var. Günde 5,5 saat civarında ders çalışıyor. Bir etütü 90 dakika rutininde de her gün Türkçe branş denemesi çözüyor. O zaman şöyle dağıtabiliriz. Dersleri sallıyorum bu arada takılmayın. İşte bir saatte de denemesini çözsün, rutin yapsın. Sonra bir buçuk saat ayta matematik çalışsın. Bir buçuk saat geometri çalışsın. Üzerine de bir buçuk saat edebiyat çalışıp günü bitirsin. Başka bir örnek sayısalcı Total çalışma süresi 7 saat, etütler 90 dakika, rutinde de Türkçe branş denemesi veya matematik branş denemesi çözüyor. O zaman örnek dağılımı şöyle olabilir. 1 saat rutin, sonra 1,5 saat AYT matematik, 1,5 saat daha AYT matematik, 1,5 saat AYT fizik, 1,5 saat de TYT biyoloji. Dersleri tamamen sallıyorum bu arada. Yani öğrencinin zaten bilgisi elimizde yok. Sadece o gün planlamasına uygun olacak şekilde random dersler veriyorum. Ha burada şu da olabilir. Şimdi bu öğrencinin son kısımda yani 3. kısımda 2 tane etütü vardı. Birini AYT fiziğe verdi, birini TYT biyolojiye verdi. Bu şekilde yapmayıp iki etütü birleştirip tek derse de verebilir. Yani illaki her etütte ders değişmek zorunda değilsiniz. Hatta bana kalırsa değişmeyin. Ben kendi çalışmalarımda hep şu şekilde gittim. İşte rutin, TETAMAT, AYTAMAT geometri üşüsünden bir tanesi, diğer derslerden bir tanesi ve tekrar. Yani rutin ve tekrarlar haricinde bir günde sadece iki farklı ders çalıştım. Siz henüz bu şekilde basit ama yoğun çalışmayı denemediyseniz mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim. Ama yok abi işte ben bir günde iki farklı dersten sıkılırım diyorsanız da orasını size bırakıyorum. Etütlerin içini bölmeyecek şekilde iki dersin üzerine etüt sayınıza bağlı olacak şekilde çıkabilirsiniz. Toparlıyorum gençler. Gün planlaması, rutin, matgeo, diğer dersler ve tekrar. Bir etütte sadece bir ders olan Kaç ders mevzusu etüt sayımıza yani çalışma saatimize bağlı? Bir günde rutin ve tekrarlar haricinde sadece iki farklı derste çalışabiliriz. Çalışma saatimize yani etüt sayımıza bağlı olarak bu iki dersin üzerine de çıkabiliriz. Fark ettiyseniz tekrar kısmına hiç girmedim çünkü orası gerçekten apayrı bir mevzu. Videoyu çok uzatacaktı. O kısmı ayrı bir videoda ele alacağız. Şimdi buraya kadar anlattığım her şeyi, program hakkında anlattığım her şeyi örnek bir program üzerinden somutlaştıracağız ki kafanızda her şey netleşsin. Evet gençler, şimdi bu kısımda bizim şu ana kadar anlattığımız her şeyi ben size örnek bir tane program üzerinden anlatacağım. Bu arada bak, bunu kesinlikle belirtmek istiyorum, bu bir hazır program değil. Yani bu programı alın, hepiniz bunu uygulayın değil. Zaten ilk madde neydi? Ben hazır programlara karşı olduğumu söyledim. Yani kişi özel olması gerektiğini söyledim. Ancak ben önceki maddelerde sizin kendi programınızı nasıl oluşturabileceğinizden bahsettim. Şimdi bir tane örnek öğrenci ve örnek program üzerinden bu maddelerin uygulanmış halini göreceğiz yani kafanızda daha iyi otursun diye. Şimdi gençler burası bizim Baykuş Mentörlüğü'nün arayüzü. Yani biz programlarımızı bu arayüz üzerinden yapıyoruz. Burada da bir tane öğrencinin örnek bir programı var. Bu program üzerinden anlattığım maddeleri somutlaştıracağız ve kafanızda netleşmesini sağlayacağız. Şimdi ilk baktığımızda dikkatimizi çeken şey ne? Pazar günü boş. Yani pazar günü bu öğrenci de off verilmiş. Geriye kalan 6 günde dolu dolu bir program var. Şöyle birazcık büyüteyim. Şimdi ilk olarak gözümüze çarpan şey e, yukarıda öğrencinin her gün çalışma saatleri yazıyor. Bu çalışma saatleri nasıl hesaplanıyor? Şuradan herhangi bir göreve tıkladığımızda burada biz her bir göreve tahmini bitirme süresi giriyoruz. Mesela bu görevin tahmini bitirme süresi 50 dakikaymış. Ve bu tahmini bitirme süreleri toplanarak öğrencinin o gün içerisinde ortalama ne kadar çalışacağı şöyle en tepede yazıyor. Mesela pazartesi günü 6 saat 57 dakika işte salı günü 6 saat 45 dakika çalışacakmış mesela bu öğrenci. Sonrasında ben size gün planlamasında ne anlatmıştım? İşte gün planlaması şöyle olmalıydı kabataslak. İlk başta rutinler ondan sonra matematik geometri bir sayısal blok sonra da diğer dersler ve tekrar şeklinde ilerliyordu. Mesela bu öğrenciye baktığımızda öğrencinin her gününün ilk iki görevinde denemeler görüyorsunuz. Yani bu öğrencinin rutinleri denemeden oluşuyormuş. Mesela ilk görevleri ya TET Türkçe branş denemesi ya da TET Matematik branş denemesi. Ondan sonra ne yapıyor? İkinci görevde de üçgenlerden deneme çözüyor. Yani öğrenci her gün ya Türkçe branş denemesi ya Matematik branş denemesi çözüyor ilk görev olarak. Sonra da geometriden üçgen denemesi çözüyor. Bu öğrencinin rutini iki tane denemeden oluşuyormuş. Dedim ya rutin her öğrencinin ihtiyacına göre ona göre hazırlanır yani. Bu öğrencinin şu anda böyle bir ihtiyacı varmış. Bu yüzden ona deneme rutini oluşturulmuş. Sonrasında ilk iki görevden sonra çok yoğun bir AYT matematik çalışması görüyorsunuz. Bakın şu ilk iki görevden sonraki üçüncü ve dördüncü görev tamamen AYT matematikten ibaret. Yani bu öğrenci muhtemelen zaten denemede çözdüğü için TYT matematiği halletmiş. Geometride de belli bir yere gelmiş. Şu anda sayısal yoğunluğunun tamamını yani matematik geometri yoğunluğunun tamamını AYT matematiğe yatırıyor. Sonrasında da bu AYT matematik bloğunu geçtikten sonra da gün sonunda bakın TYT biyoloji çalışıyorlar şu anda ve TYT fizik ve TYT kimyadan deneme çözüyorlar. Yani bu ne demek? Üçüncü kısımda ne vardı? Diğer dersler ve tekrar ya. Diğer derslerde şu anda TYT biyoloji çalışıyorlar. Muhtemelen TYT fizik ve kimya bitmiş. En son kısımda da yani tekrar içinde TET Fizik ve TET Kimya'dan deneme çözüyorlar. Yani benim size anlattığım genel gün planlaması işte bu şekilde somutlaştırılabilir. Programın genel mantığı çerçevesi bu şekilde. Şimdi detaylara inelim. Ne demiştik? Program görev bazlı oluşturulmalı. Ancak her bir göreve de bir süre girilmeli. Yani hem görev bazlı hem saat bazlı olması lazım aslında. Görev bazlı olmalı ki net olsun. Saat bazlı olsun ki o görevler uzayıp sarkmasın ve verimsizleşmesin. Burada mesela işte pazartesi günü ilk görev. TET Türkçe'den deneme. Şimdi buna tıkladığımızda ne görüyoruz? Şimdi TT Türkçe'den deneme. Görev belli. Peki nereden çözecek? 3 4 5'ten Açıklamada ne yazıyor? İşte 3 4 5 12'li denemeden 4. deneme. Ve buna tahmini bitirme süresi olarak ne verilmiş? 50 dakika verilmiş. Ayrıca mesela bizim hani baykuşun içerisinde öğrenci bu görevi okeylerken yani bu görevi tiklerken kendisinin kaç dakikada bu denemeyi bitirdiğinde girmek zorunda. Şimdi koçu burada tahmini 50 demiş ama belki öğrenci 60'da bitirdi, belki 40'da bitirdi. O süreyi de mentoruna vermek zorunda. Ancak dediğim gibi bakın görevi var çok net bir şekilde. Nereden çözeceksin, kaçıncı deneme vesaire her şey belli. Bir de tahmini süre var. Yani 50 dakika veya altında bu görevi bitirmesini işte istemiş koçu. Mesela bir başka göreve bakıyorum. işte ikinci görev hani rutinin ikinci kısmı. Burada da üçgenlerden deneme çözmesi gerekiyor öğrencinin. Nereden çözecekmiş? Deneme deposundan çözecekmiş. Deneme deposunun birinci denemesiymiş ve süre olarak da 20 dakika verilmiş. Yine bakın Görev belli, süresi belli. Ondan sonra öğrenci devam ediyor. Şu iki görevi bitirdikten sonra yani pazartesi uyandı, bu iki görevi bitirdi, rutin kısmı bitti. Sonra matematik geometri kısmına geçti. Dediğim gibi yoğun bir şekilde ait matematik çalışıyor. Şu anda mesela bu hafta parabole başlamışlar. Tıklıyorsun hemen. Sizin de bu şekilde hazırlamanız gerekiyor. Yani örnek olsun diye gösteriyorum. Öğrenci mesela nereden çalışacakmış? EYT'den takip ediyormuş. Görevde bakın açıklamada Eüpbe ayet oynatma listesi parabol 1 2 3 4 5 ve 6. videolar. 1.5x'de 107 dakika sürüyormuş. Buradaki süre de şey bir süre değil. Yani tahmini değil hani o 6 videonun 1.5x'deki sürelerinin toplamı 107 dakikaymış. Biz o sürelerin toplamını topluyoruz. Buraya onu yazıyoruz. Siz de aynı şekilde kendi programınızı oluştururken mesela bir hocadan 5 tane videoyu izleyeceksiniz. Bakın videoların süresine kaçta izliyorsanız artık kaç x'de izliyorsanız ve o göreve o süre iliştirin. O göreve o süre iliştirin ki o görev uzayıp sarkmasın. Sizinle çalışmanız ne yapmasın? verimsizleşmesin. Öğrenci mesela 3. görev olarak işte Eyüp Hoca'dan parabol videolarını izleyecekmiş. Ondan sonra parabol videolarını bitirdikten sonra soru çözmeye geçecek. Neyden çözecekmiş? İşte 3 4 5'ten çözecekmiş. 3 4 5'in ilk 6 testini çözecekmiş. Kaç soru varmış? 91 soru. Buradaki soru sayısı da yine ilk 6 testteki toplam soruya biz bakıyoruz, öyle yazıyoruz. İlk 6 testte toplamda 91 soru varmış. Bunları da 90 dakikada bitirmesi gerekiyormuş. AYT otomatikten ne kadar konu dinliyordu? İşte 107 dakika. Yani 1 saat 50 dakika 47 dakikaya tekabül ediyor. 90 dakikada soru çözecekti. Yani 3 saatten fazla, 3 saat işte 10-15 dakikalık bir matematik çalışması yaptı. Ondan sonra diğer dersler ve tekrar kısmına geçti. Diğer dersler kısmında şu anda TYT Biyoloji çalışıyorlar. Dediğim gibi kimya ve fiziği bitirmişler muhtemelen. TYT Biyoloji'ye tıklıyoruz. İşte TYT Biyoloji'den ne çalışıyorlarmış? Hücre bölünmeleri ve üreme, doktor biyolojiden izleyeceklermiş. Mitoz mayoz üreme videoları demiş. İşte 3 video, 1.5 x'de 67 dakika ama not alacağın için 90 vermiş süreyi. Yani koçu girmiş bu bilgileri. O yüzden tahmini bitirme süresi 90 dakika. Bu kısmı hallettikten sonra videolarını da izledikten sonra günün son görevi olarak bir tekrar görevi var. Orada da ne yapacakmış? Fizikten branş denemesi çözecek. Yine 3 4 5'ten çözüyor. İşte 1 2 3 4 5 denemelerin hepsini çözecekmiş. Tüm yanlış soruların çözümlerine etüt sonu bak demiş. Tahmini süre olarak da 60 dakika girmiş. Yani öğrencinin mesela bir günü bu şekilde. Sabah uyandı, yapacağı her şey belli. Tüm görevler belli. Bu görevlerin içeriği spesifik olarak belli. Yani işte ben 1,5 saat AYT matematik çalışacağım değil. Ben 1,5 saat AYT matematikte ne yapacağım? Mesela konu mu dinleyeceğim? O zaman hangi hocadan, hangi videolar, bu videolar ne kadar sürecek? Bunların hepsi belli. Buna bir tahmini süre atanmış. Sabah uyandığı ilk andan çalışması bitene kadar yapacağı her şey tak 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 belli. Ve bunlar da genel gün planlaması olarak rutin işte matematik, geometri, diğer dersler ve tekrar şeklinde 3 farklı kısma ayrılmış durumda. Zaten diğer günlerde de benzer bir yapı var. Yani mesela pazartesi günü işte parabol çalışmışlardı. Bakın salı ve çarşamba günü de parabolden soru çözmeye devam ediyorlar. Mesela işte önce 3, 4, 5'i bitirmişler. Ondan sonra bakıyorum hemen orijinale geçmişler. Yine test sayıları vesaire her şey belli. Etüt süresi belli. Soru sayısı belli. Sonrasında ne yapmışlar bakıyorum. Orijinali bitirmişler. Yine işte test 7, 8, 9, ÖSYM i. toplam 42 soru var. 70 dakika vesaire. Sonrasında Eyüp geçmişler. Eyüp testleri de bitirip parabolü bitirmişler. Yani yani Parabol Eyüp Hoca'dan izlediler. 3-4-5 çözdüler. Orijinal çözdüler. Eyüp Bey çözdüler. Sonrasında Perşembe günü mesela ayıta matematik için logaritmaya geçmişler ve aynı mantıkla devam etmişler. Rutinlerde zaten bir değişiklik yok. Türkçe branş, matematik branş, Türkçe matematik. Türkçe matematik ikinci, rutin ikinci maddesi olarak full üçgen çözüyorlar. Ve bu hafta biyolojiden de işte hücre bölünmeleri, üreme, kalıtım çalışıyorlar. Ve fizik kimya, fizik kimya olacak şekilde de bitirdikleri TTF'n derslerini tekrar ediyorlar. Yani anlattığım her şeyin somutlaştırılmış haline buradan artık yani kafanızda oturmuştur diye düşünüyorum. Genel gün planlaması belli. işte görev bazlı, saat bazlı program nasıl yapılır o belli. Siz de kendinize buradaki program mantığıyla benim anlattığım şekilde bunları sentezleyerek kendinize özel olacak şekilde programınızı hazırlayabilirsiniz. Gençler son kez altını çizmek istiyorum. Bu bir hazır program değil. Yani bu programı ben e, siz bunu olduğu gibi alın uygulayın diye açmadım. Dediğim gibi bu bizim bir öğrencimizin kendi ihtiyaçlarına göre hazırlanan programı ben sadece anlattığım maddeleri nasıl somutlaştırabilirsiniz onu anlamanız için yaptım ki siz de kendiniz için yapabilin. Yani tüm mantık bundan ibaret. Ancak siz de dediğim gibi kendi ihtiyaçlarınıza göre buradaki benim anlattığım temelleri uyarak bu şekilde bir program çıkarabilirsiniz ve en sağlıklı şekilde en verimli şekilde çalışabilirsiniz. Evet gençler nasıl program hazırlanır videosu bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki video AYT Matematik rehberi olacak. Görüşmek üzere.